Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Değerli arkadaşlar, Ağuz Arapça 3. kitap 8. ünite atıf edatları konusunu işliyorduk. Ünite sonuna yaklaştık. İrbit bil hayati, yaşamla ilişkilendir adlı bir metnimiz var. Orada kalmıştık. Sayfa 238. Evet. İrbit bil hayati, yaşamla, hayatla ilişkilendir. Arkadaşlar gerek sülasisi olsun, rabeta, yerbitu, gerek iftial babına aktarılmış hali olsun, irtebata, yertebitu, irtibat. Zaten Türkçe'de kullanıyoruz, irtibat diyoruz. İlişkilendirmek, alakalandırmak, irtibatlandırmak. Bunlar bir harf izleriyle kullanılıyor. İrbit bil hayati diye bir metin var. Bu metinler zannediyorum 3. kitaptan sonra konulmaya başladı bu kitaba. Daha çok böyle öğrencinin tercüme kabiliyetini geliştirmek için. Resimden de anlaşılacağı üzere başlığımız Es-sadakatu, arkadaşlık, dostluk. Evet, bu şekilde büyüklük nasıl? İyi hocam. İyi hocam. Nehtacu gördüğümüzde gözlerimiz hemen neyi arayacak? İlahi arayacak arkadaşlar. Nehtacu daimen, sürekli ihtiyaç duyarız. Fi hazihil hayati, bu hayatta neye? İla. İla şahsin. Bir kişiye ihtiyaç duyarız. Nekradan sonra gelen her cümle sıfatımızdı. Yekunu olan bir kurbina. Yakınımızda olan bir kişiye sürekli bu hayatta ihtiyaç duyarız. Tekrar edelim. Bu hayatta sürekli, devamlı, yakınımızda olan ya da olmasını istediğimiz bir kişiye, bir insana, bir şahsa ihtiyaç duyarız. Neşku, şikayet ederiz. Şeka, yeşku, şikayeten, ileyhi, ona, o arkadaşımıza, o şahsa, humumene. Humum ne demek arkadaşlar? Humum, Dert, hemmun, sıkıntı humum. hocam. Evet, dertlerimizi, sıkıntılarımızı ona şikayet ederiz. Yani ne demek ona şikayet ederiz? Dertlerimiz, ona yanarız. Yani başka ne diyebiliriz? Derdimizi, efendim, yakınırız. Yakınırız. Güzel. Ve nuşarikuhu, onunla paylaşırız. Efrahana ve ehzanana. Ferahun, efrahun, huznun, ehzanun. Sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi de onunla paylaşırız. Şarake, yuşariku, müşaraketen. Biliyorsunuz mufale babı ne içindi değerli arkadaşlar? İşteşlik içindi. Ve ne'teminuhu ala. İ'temene ye'teminu i'timan ala. Ne demek arkadaşlar? Yani i'temede. Ne'temiduhu ala demek aslında. Enfusina. Güvenmek. Kendimizi ona emanet ederiz. Yani enfusina ne demek? Kendi nefsimizi ona emanet ederiz. Yani ona güveniriz. İtimat ederiz manasında. Peki, vefiyun, vefalıdır bu dost. Lena, bize, hatta fi gıyabina. Yani gıyabımızda bile. Gıyabımızda bile ne demek? Biz olmadığımızda bile. Biz olmadığımızda bile bize vefalıdır. Yani bizim arkamızdan konuşturmaz. Efendim biz olmasak da bizim hakkımızı savunur. Yani böyle bir arkadaşımız var mı yok mu bilmiyorum da burada tabii ideal olanı anlatıyor. Fehel nahnu nuridu istiyor muyuz? Sadakaten, adiyeten, normal bir arkadaşlık mı? Em, yoksa bu konumuz neydi arkadaşlar? Hangi dil bilgisi konusunu işlemiştik burada? Hangisinden bahsediyorsunuz hocam? Bu ünitede atıf edatlarını Atıf. işlemiştik ya. Heh, onu soruyorum. Atıf edatları demek. Evet, işte onunla ilgili şeyler gelecek yani bu metinde. Oralara dikkat edin. Em geldi bak. Atıf edatı değil miydi bu? Evet. Yoksa sadakaten, hakikiyeten, muhlisaten. Biz, yani bu parçayı yazan yazar soruyor. Biz normal bir arkadaşlık mı istiyoruz? Yoksa samimi, ihlaslı, gerçek bir arkadaşlık mı istiyoruz? Leysetis sadakatu, dostluk değildir. Bak leyse ismini raf kaberini nasbeder. El beka e,
ne demek? Kalmak değildir. Ma'as sadiqi. Arkadaşla birlikte, yani dostluk arkadaşla birlikte kalmak değildir. Nasıl kalmak? Ne kadar kalmak? Vakten etvale. Dostluk dediğin şey arkadaşla uzun zaman geçirmek değildir diyor. Ben, atıf edatımız, tam aksine el-beka'u kalmaktır. Alel-ahdi, söz üzerine, ahit üzerine kalmaktır. Hatta ve in taletil mesafatu ev kasura. İster mesafeler uzun olsun, ister kısa olsun. Yani dostumuz ister yanımızda olsun, ister uzağımızda olsun. Esas dostluk ahit üzere kalmaktır. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Hocam şurası oturmadı, şurayı anlamadım diye. Hocam. Buyurun. Dalet diyor ya fiil. Ondan önceki in ne yapıyor? Yani şart edatımı çözemedim. Şöyle. Aslında onu tercümeye kattım ben. Mesafeler ister uzun olsun, ister kısa olsun. Yani uzun da olsa mesafeler, kısa da olsa. Yani nasıl çevireceğiz? İster dostumuz yanımızda olsun, ister olmasın. Tamam. Tamam hocam. Yani hatta ve in talet, taletil mesafatu, mesafeler uzak olsa da, olsa bile. Yani ve in sesa, hatta da bile manası verdik yani. Oldu mu şimdi? Evet hocam oldu. Es-sadaqatul haqiqiyyetu kel-mizalleti. Gerçek dostluk şemsiye gibidir. Kullama, her ne zaman ki işteddde, şiddetlenir. El-mataru, yağmur. Yağmur ne zaman şiddetlenirse izdadet, artar. El-hacetu leha, o şemsiyeye ihtiyaç artar. Yani neye benzetti? Nasıl yağmur şiddetlendiğinde şemsiyeye ihtiyaç duyuyorsak, efendim biz de şemsiye gibi yani. Ne zaman sıkılsak, daralsak neye ihtiyaç hissederiz? Gerçek, hakiki dosta. Evet, buyurun. Yok hocam, sorum yoktu. Tamam. Es-sadaqatul haqiqiyyetu la tezubu. Erimez. Gerçek dostluk erimez. Misleme, dağ gibi, yezubu selcu, karın eridiği gibi erimez. Tümme, sonra, inneha, gerçek dostluk, la temutu, ölmez, illa izâ mâtel hubbu, ancak dost, sevgi ölürse ölür. Tamam. Yani şöyle diyelim, gerçek dostluk sadece sevgi öldüğünde, yani sevgi bittiğinde ölür. Onun haricinde kesinlikle bitmez, ölmez, tükenmez. Es-sadaqatul haqiqiyyetu hulmun. Evet, hulmun bir rüyadır. Ve kiyanun bir varlıktır. Yani bir hayaldir. Ve kiyanun bir varlıktır. Nerede? Yusekkinu, sekkene yusekkinu, teskin eden, el vicdane, gönülü. Evet, teskin edene ne diye mana verebiliriz? Mesela huzur diyebilir miyiz? Teskin etmek normalde teselli etmek, teskin etmek, sakinleştirmek yani. Vicdanı sakinleştiren. Mesela deva'un kelimesi biliyorsunuz ilaç. Edviyetun ilaçlar. Mesela şöyle bir tabir var. El edviyetul musekkinetu var mesela. Sakinleştirici ilaçlar var mesela. Ağrı kesici. Evet, ne diyelim? Bir daha söyleyin. Bir şey demiştiniz, onu ben tekrar söyle. Ben huzur verici demiştim ama. Efendim? Huzur verici demiştim ama sakinleştirici de aynı şey herhalde. Evet, huzur verici, gönlü rahatlatan bir hayal ve varlıktır. Gerçek dostluk, vicdanı, burada vicdan dediği gönül, gönlü, gönle huzur veren, gönlü mutmain eden, sakinleştiren bir
hayal, holum, rüya ve kiyen ve varlıktır. Es-sada, burayı atladık mı? Evet hocam. Aç şurası. Es-sada. Yani tesamaha, yetesamahu, tesamuh. Hoşgörü demek arkadaşlar. Hoşgörü. Yani müsamaha. Tesamaha, yusamihu, müsamahaten. Tesamaha, yetesamahu, tesamuhan. İkisi de müsamaha etmek. Yani hoşgörü. Esasus sadagati. Dostluğun temelidir. Vel hubbi. Dostluğun ve sevginin temelidir. Yani hoşgörü, anlayış, karşılıklı tabii bu. Tesamuh onun için getirdi. Karşılıklı hoşgörü ve anlayış, sevgi ve dostluğun neyidir? Temeli. Esasıdır, temelidir. Mesela şöyle bir söz var, ezberleyebilirsiniz. El-adlu esasul mulki var mesela. Adalet, mülkün temelidir. Peki, dolayısıyla esas ne demekmiş? Temel. Es-sadagatu, dostluk, la tuzenu, tartılmaz. Bir mizanin, bir mizanla, bir ölçüyle tartılmaz. Yani biz buna ne diyelim? Paha biçilemez yani. Ve la tukadderu, takdir edilemez. Bir etmanin, parayla da bir karşılığı takdir edilemez. Ne diyelim arkadaşlar buna? Yani la tuzenu bir mizanin, tartıyla tartılamaz. Ve la tukadderu bir etmanin. Parayla da takdir edilemez. Yani dostluğun değeri 3 lira, 5 lira, 10 lira, 1 milyon dolar denmez. Yani ben ikisine birden paha biçilemez demek istiyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? Olur hocam. Yani başka bir tercüme öneriniz varsa buyurun. Hilal? Yok hocam, bir paha gün biçilemez daha uygun. Hocam ben şimdi yeni girdim de yeni bakıyorum metne. Tamam. Fela budde. Arkadaşlar la budde normalde kaçış yok demek. Ama burada gereklilik kalıbı. La budde min. Gereklidir. Ha nerede? Dostlukta gereklidir. Yani dostluk gereklidir. Li kulli insani. Her insan için dostluk gereklidir. Tabi burada dostluktan kastı tanımını yaptı ya yukarıda. Gerçek dostluk. Simaru sadakati, dostluğun simarı, meyvesi, semeresi, bak Türkçe'de semere diyoruz değil mi? Leyset, değildir. Simaran, bir meyve değildir. Bak semer, meyve, simar, meyveler. Hücuna, arkadaşlar, cena, topladı demek. Yecni, topluyor. Hücuna, toplanılıyor. Tücüna toplanılıyor. Peki niye tücünadan simarandan sonra getirdi? Sıfat yaptı. Bir mevsimiha. Mevsiminde toplanan bir meyve değildir. Tamam. Yani şöyle diyeceğiz. Dostluk meyvesi mevsiminde toplanan bir meyve değildir. Normalde meyveler ne zaman toplanır? Olgunluk zamanında. Ama dostluk böyle değildir. Velakin ancak, fakat, şimdi soruyorum. Atıf edatlarını işledik. Bu ve lakin amel ediyor mu? Hayır. Neden? Çünkü ve var. Ve var. Hah. Vav var ve cezimli. Böyle olduğunda amel etmiyordu değil mi? Peki. Normalde hiç. Lakin ne olsaydı? Timaran diyecek. Ama yine o ama, lakin, fakat manasını veriyoruz. Timarun meyvedir. Tücüne toplanan. Bunu sıfat yapıyoruz. Kulle lahzatin. Her an. Yani dostluğun meyvesi mevsiminde toplanan, nasıl diyelim? Dostluğun meyvesi mevsiminde toplanmaz. Tam tersine. Ancak her an toplanır. Yani dostluğun meyvesini her an biz yiyebiliriz. Anlaşıldı mı burası da? Hocam lahzetüne ne dedik biz? An. Kulle lahzatun. Her an. Lahzatun lahazat. An, anlar. Hani göz açıp kapayıncaya kadar bir an var ya.
Tamam hocam, anladım. Es-sadakatul hakikiyyetu, gerçek dostluk, leyset, değildir. Ne ile değildir? Bitulis sinine. Senelerin uzunluğuyla değildir ki gerçek dostluk. Bel, tam aksine, bisidgil mevakif. Mevkif, tutum. Sıdk, doğruluk. Yani arkadaşların birbirine karşı tavırlarının, tutumlarının doğruluğuyla alakalıdır. Gerçek dostluk senelerin uzunluğuyla değil, tam aksine karşılıklı tutumların, davranışların doğruluğuyla, tutarlılığıyla alakalıdır. Es-sadakatul hakikiyyetu, gerçek dostluk nedir? Hiyel verdetul vahidetu, eşsiz bir güldür. Elleti la eşvake fiha, kendisinde eşvak, diken olmayan eşsiz bir güldür. Ne güzel söyledi değil mi? Bak bunu WhatsApp durumlarımızda paylaşabiliriz. Evet. Hocam ismimi gördüm bu arada. Efendim? İsmimi gördüm bu arada hocam. Arapça yazılışını. Nerede gördün? Hocam orada yazıyor ya, Verde Vahide. İsmim böyle genelde söylüyorlar bana. Doğru, doğru. Evet, bir gül. Doğru. Evet hocam. Peki. Es-sadakatul hakikiyyetu, gerçek dostluk hiye nedir? El-verdetul vahidetul leti la eşfâke fîhâ, kendisinde diken olmayan eşsiz yegane bir güldür. Yegane güldür. Meta, her ne zaman ki esbaha, oldu sadîguke, arkadaşın, bi menzileti nefsike, yani her ne zaman ki arkadaşın senin konumunda olursa, fekad arafte, sen bilirsin ki ma'nes sadakati, sadakatil hakikiyeti, gerçek dostluğun manasını bilirsin. Ben burayı anlamadım. Tam tersini demesi gerekmiyor muydu? Bir daha mana verelim. Meta, her ne zaman ki esbaha, oldu sadikuke, senin arkadaşın, bir menzileti nefsike, senin yerinde, senin konumunda oldu, fakat arafte, sen bilmiş oldun, manes sadakatil hakikiyeti, gerçek dostluğun manasını bilmiş, anlamış, kavramış oldun. Ne anladınız bu cümleden? Hocam gerçekten tam tersi olması lazım. Hocam ben şey anladım, burada arkadaşın senin yerine geçtiğinde, yani senin gibi hissettiğinde sen onun aslında arkadaş olduğunu anlıyorsun. Yani ben böyle anladım. Evet. Hilal? Ben anlamadım hocam. Yani Birgül'ün söylediği mantıklı geliyor ama cümlenin kurulumunda bir şey var sanki böyle. Tuhaf tabii geldi cümle. Düşüklük var. Diyor ki bak. Evet. Arkadaşın ne zaman ki arkadaşın senin yerinde olsa, arkadaşım benim yerimde olsa arkadaşımın anlaması gerekiyor. Ben niye anlıyorum? Fakat araf de, sen anlarsın diyor. Gerçek arkadaşın manasını anlarsın diyor. Arkadaşın ne zaman senin yerinde olsa. Ben anlamadım. Tam tersi. Birgül, sen bir daha söyle Birgül nasıl olacağını. Hocam ben şöyle anladım. Şimdi ben de kendi anladığımı karıştırdım. Hocam ben de karıştırdım. Şimdi yani şimdi meta esbaha, ne zaman oldun sadiguka, senin arkadaşın değil mi hocam? Bir menziletin nefsik, senin arkadaşın, yani senin gibi hissettiğinde aslında sen onun gerçek arkadaş olduğunu anlıyorsun. Böyle mi söyledin? Anladım anladım. Tamam. Tamam. Evet, olabilir. Meta, her ne zaman ki esbaha sadiguke, senin arkadaşın olsa, bir menzileti nefsike, senin konumunda olsa, yani senin gibi hissetse, senin gibi düşünse, hayata senin gibi baksa, fekad arafte ma'nes sadakatil hakikiyeti. İşte o zaman, yani şu cevap, şu esbaha'nın cevabı, niye fa geldi? Cevap cümlesinin başında kat geldiği için. İşte o zaman sen, senin gibi, senin konumunda olur da, senin gibi hayata bakarsa, senin gibi hissederse, sen işte o zaman gerçek
dostluğun manasını anlarsın. Evet. Şimdi oldu mu? Anlatabildim mi? Evet hocam. Peki. Sevgi? Evet hocam anladım. Es-sadakatu. Peki. Hiyel vecihul aharu. Diğer bir yönü, diğer bir vecihi, cephesi. Gayrul berraki. Lil hubbi. Sevginin berrak olmayan diğer yüzü. Dostluk, sevginin berrak olmayan diğer yüzüdür. Lakinnehu, fakat o, el vechullezi la yeste'u. Fakat o, haslanmayan bir yüzdür. Evet. Dostluk, sevginin berrak olmayan diğer yüzüdür. Fakat o haslanmayan bir yüzdür. Fakat o haslanmayan bir yüzdür. Buralarda hep mecazlar var arkadaşlar. Onun için tam mana oturmuyor olabilir. Es-sadakatu dostluk tuhfetun. Tuhfe. Ne demek tuhfe? Şaheserdir, sanat eseridir. Tezdadu artan kıymetuha. Kıymeti, değeri artan bir sanat eseridir. Kullama geçtiğinde meda aleyha üzerinden ezzemenu zaman. Evet. Dostluk üzerinden zaman geçtikçe kıymeti, değeri artan bir sanat eseridir. Tamam mıdır arkadaşlar? Tamam hocam. Ya güzel bir metin. Benim hoşuma gitti ama bazı mecazlar var. O tabii şeyi bilmek lazım. Bu yazarın muradını bilmek lazım. Biraz mecazlar var yani. Peki. Biz bunları niye işaretlemişiz? Sevgi, yaptık mıydı bunları? Evet hocam yapmıştık. O zaman geçiyorum. Şimdi aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içinde atıf edatlarından uygun olanıyla dolduracağız. Dehalel müdiru, müdür girdi. Hemen ardından bekçi de girdi diyeceğim. Neyi getireceğim burada? Şey. Bir şey takibiye diyorduk. Fa takibiye diyorduk değil mi? Fa'yı takibiye. Evet. Fel harisi. Evet. Kaç kişiyiz bu arada bir bakalım. Ona göre herkese verelim. Bengüsü de var. Tamam. Evet. İkiyi kim yapmak ister? Yapabilirim hocam. Evet Birgül. Sefera Muhammedun Selmanu ve yani Muhammed ve Selman yolculuk yaptı. Evet. Bu kadar. Evet Bengüsü. Hocam ben az sonra yapsam olur mu? Tamam olur. Sen 5'i yap abla. Tamam. Evet Sevgi. Sevgi sen 3'ü yap. İleride 4'ü yapsın. Nefi de bitti demek galiba. Ezzadü'yü bulamadım. Azık. Azık bitti. Azık. La elma'ı. Su yoktur. Evet. Yok. Nefi de zâdu lelma'ı. Su değil. Azık tükendi diyor. Suyumuz var yani. Ama azığımız bitti diyor. Tamam. Suyumuz değil, azığımız tükendi diyor. Evet Hilal. Hilal burada mı? Zeydun buradayım hocam. Buyurun. Zeydun Zeyd Bareke aldı mı diye soruyor. Bil bedaati mal.
Bilmiyorum anlamını hocam. Mal, eşya demek. Yani. Evet. Bir daha eşyaya... artık mal, eşya demek. Ticaret eşyası yani. Aldı mı? Burada bu sondaki isim mi yoksa evet, başka bir şey mi hocam? Amrun. Şey, Vav'ın üstüne koymuşlar ya harekeyi. O yüzden mi karıştırdım. Şey olarak mı anlamı hocam? Eşyaları Amr değil Zeyd mi aldı gibisinden bir anlam mı var acaba? Şey burada aldı değil de ba'a yebi'u sattı. Sattı. Pardon. Eşyaları Zeyd mi yoksa Amr mı sattı? O yoksa. Zaman M. M diyeceğiz. Evet. Bida'atun önemli bir kelime. Yanlış hatırlamıyorsam çoğulu da bakın yine bada'i'u geliyor. Gayrimusab. Yani ticaret eşyası demek. Evet. Bengüsü. Sekana haliben thümme ma'en. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Manası ne? Biz süt içtik, sonra su içtik. İçir. Seka yeski fikayeten su içirmek. Hatta mesela Kureyş kabilesinin bazı vazifeleri var. Onlardan bir tanesi fikaye. Oraya gelen hacılara su vermek. Sekane biz içirdik. Tamam. Tamam hocam. Sekane biz içirdik. Haliben tümmemen. Peki. Hocam. Şimdi. Müteahhitim ya. Efendim? Fiili müteahhitim ya. Fiili. Sega fiilini müteahhitim yaptık. O zaman içmek nasıl olacak? Hocam sesim nasıl geliyor mu? Nasıl yani anlamadım onu. Hani içirdik dedik ya hani böyle if'al babına getirince müteahhit yapıyorduk. Bu normal sülasi içtik olmayacak mı? Seka ne? Seka yeski. Bir bakalım manasına. Hocam gerçi... ama şey bu yani su vermek, sulamak manasında. Evet öyle. Dolayısıyla yani hani sulamak demiyoruz su vermek. Yani manasından çıkıyor sanki. Bak var hocam baktım. Seka şöyle. Teka su verdi. Faili tahtına müstetir huve. Na bize. Haliben. Tümme ma'en. Tamam. Yani veren huve. Su içiren huve yani. Ben bilmiyorum onu. Ben na'yı şey sandım hocam. Fail sandım. Yok. O zaman sekay ne olurdu? Sekay eski ya. Rama yermi gibi. Rameytu rameyna. Sekaytu sekayna. Ama tamam hocam. Seka ne? Fiile bitişen mutlasız zamirler fail değilse mefuldür. Seka içirdi na bize haliben önce süt sonra su içirdi. Ama o su veren kim? Huve. Ben bilmiyorum onu kimse artık. Tamam. Ama şöyle deseydi iki meful getirmesi lazımdı mesela. Sekayna bak burada na'yı ben fail yaptım. El hüccace mesela ma'en bariden. Hüccace birinci meful. Biz su verdik kime? Biz verdik kime? El hüccace. Ne verdik? Su. İkinci meful. Anlaşıldı değil mi? Sevgi. Anlaşıldı. Evet. Peki. Atıf edatlarından sonra ya da önce boş bırakılan yerler parantez içinde verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz. El-Cami'a, üniversite, Sadiquhu, onun arkadaşı, yani o da erkek, arkadaşı da erkek, onun erkek arkadaşı. Şi'ran, şiir, et-Tufah, elma, el-Kesul, fe'ul vezninde sıfatı müşebbehe, tembel demek. Kutubek, senin kitapların, el-Müdir, müdür, idare eden kişi, ra'seha, onun başı. Peki, ekeltu. Ben yedim. El-inebe, üzüm ve
Evet arkadaşlar. Et-tuffah. Et-tuffah. Üzüm ve ne yedim? Elma. Elma. Yani şu vav neyin yerine geçiyor biliyor musunuz? Ekeltul inebe ve ekeltul tuffaha demek. Şu vav benim bir daha ekeltu yazmama gerek bırakmıyor işte. La yencahu başarılı olamaz. Velel muhmilu. Evet. Yani ihmal eden. İhmal eden. Başka? Evet, tembel olan. El kesul. Evet. El kesul. La yencahul kesulu. Ne tembel. La ve la kalıbı. La ve la kalıbı. Ne o ne o. Ne tembel ne de ihmal eden. Mesela şuraya bir şey ekleyelim. Vacibehu diyelim. Evet. İşini ihmal eden ve tembel olan kimse ne yapamaz? Başarılı olamaz. Ne tembel olan ne de işini ihmal eden kimse başarılı olamaz. Evet. Zehebtu ilel mescidi. Önce mescide gittim. Sonra nereye gittim? Yer olması lazım. Burada bir tane yer var. Evet. Tümmel camiati diyorum. Niye? Çünkü matuf matufun aleyhin irabını giyer. Ekra'u okuyorum ev veya nesran. Nesir düz yazı demek. Şiiran. Şiir ya da düz yazı okuyorum. Evet, beşi kim yapmak ister? Ben yapayım mı hocam? Buyurun. Lem yucib Ahmedu ani suali lakin sadiquhu. Evet. Mana ver abla. Ahmet soruya cevap vermedi ama arkadaşı verdi. Peki. Lakin niye amel etmedi? Sadiquhu dedik. Çünkü hocam zamir, mebni. Yok, niye amel etmedi? Yani normalde ismini nasb haberini ref etmesi gerekmiyor muydu lakinin? Muzaaf olduğu için mi? Yok, sonu sükun olunca, şeddeli olunca amel etmezdi. Yani tamam. Niye lakin ne deseydik sadiqahu diyecektik. Ama lakin dediğimiz için sadiquhu dedik. Çünkü lakin olunca ameli ortadan kalkıyor. Peki, güzel abla. Teşekkür ederim. Evet, Birgül. Altıyı da sen yap. Yapayım hocam. Ye'külü es-se'alebu et-decacete hatta hocam kelimelere bir bakabilir miyim? Tabii. Hatta şey ra'seha yani şey tilki tilki tavuğu kafasına kadar yedi. Kafasını bile yedi. Heh, evet. Aynen öyle. Yiyor. Hı. Yedi değil de yiyor. Muzari. Yiyor. Yiyor. Ya da yer. Evet. Yani burada hatta ma'a manası da verebiliriz yani. Başıyla birlikte yani. Hı. Veya bile de diyebiliriz. Hepsi mümkün yani. Tamam. Peki. Teşekkürler. Buyurun Hilal. Ceretel amilu fel müdiru. Çok güzel. İşçi hemen ardından İşçi, müdür oturdu. Evet. Bu fa takibiye. Yani arada bir fasıla yok. Peşi peşine manası var. Güzel. Evet. Sevgi. İcmer topla eklemeke kalemlerini la kutubeke kitaplarını değil. Şimdi mana verirken testten başlıyoruz. Kitaplarını değil, kalemlerini topla diyoruz. Tamam? Tamam abla? Tamam hocam. Peki, üçüncü alıştırmamız harf-i cerlerle ilgili. Bakıyorum şimdi. Yufaddilu zevci eddecace eşim yani kocam tavuğu tercih ediyor. Neye?
alel lahmi ete fi vacibatihi öğünlerinde. Hocam öğünlerinde, yemeklerinde tavuğu ete tercih ediyor. Faddale yufaddilu tefdil ala bir şeyi bir şeye tercih etmek. Evet, iki. Aynı sırayla devam edelim. Bengüsü, Birgül, Birgül, Hilal ve Sevgi. Evet, Bengüsü. Burada mı Bengüsü? Burada değil hocam. Ben devam edeyim. Evet, buyurun. Be'ase maraduhu nokta nokta ibti'a dehu anil ameli. Buraya harfi cer gelecek ya. Evet, ben de onu düşündüm ama be'ase ibti'a dehu dedin ya. Ha, doğru. İbti'a dihi. Doğru hocam. Evet. Tamam. Be'ase an mı ya da ila mı? Ala ile kullanılıyor. Ala Edda ilanın eş anlamlısıydı abla. Sebep hastalığı işinden uzaklaşmasına sebep oldu. Çok güzel. İbta'ade yebta'idu ibtida'an an den uzaklaşma. Be'ase meraduhu ala. Hastalığı sebep oldu. Neye aladan sonra? İbti'adihi anil ameli. İşinden uzaklaşmasına neden oldu. Yani be'aseyi ala'yı kaldırıp edda ila diyebilirdim. Evet hocam. Evet, üçü de yap. Birgül. Yapıyorum. Keşefna sirri hâzihil ed'aymetil lezizeti. Bu lezzetli yemeklerin keşefe andı. Bu lezzetli yemeklerin sırrını keşfettik. Keşfettik. Güzel. Evet, Hilal. Hilal burada mı? Sesim geliyor mu hocam? Evet, buyurun. Faddenel hayate fir rifi tercih edelim. Kır hayatı mı diyeyim hocam buna? Evet. Köy diyebiliriz. Köy. Yani zif eşittir gari aslında. Evet. Ala dedim ben. Alel hayat alel hayatı filmi dönül kebiyot. Evet. Köy hayatını büyük bir hayatına tercih ederiz. Evet. Yani köy hayatını büyük şehirlerde yaşamaya tercih ederiz. Evet. Sesin kesiliyor abla. Niye? İnternetin iyi değil mi acaba? Hocam bazen gel yapıyor olabilir. Wi-Fi'den. Şimdi geldi. Evet. Tamam abla. Teşekkür ederiz. Doğru yaptın. Doğru da mana verdin. Evet Sevgi. Meta. Seyekşifu ne? Ne zaman açığa çıkaracaklar? Söyleyecekler de olabilir. Anil hakaiqi. Gerçekleri ne zaman açığa çıkaracaklar? Evet. Gerçekleri ne zaman açığa çıkaracaklar? Peki. Hakaiq. Gayrimusarif mı? Ay. Evet hocam. Şu an fark ettim. Peki. O niye kesre aldı? Yok, doğru okudun sen. Doğru mu? Anil hakaik. Evet. Arkadaşlar çok önemli bir not yazdırıyorum. Gayrimusarıflar iki durumda kesre alabilir. İki durumda kesre alabilir. Kesre alabilir. Bir, muzaaf olduklarında. İki, elif lamlı olduklarında. Anil hakaika diyemem ben burada. Niye? Çünkü elif lam geldiği için artık kesre alabilir. Evet. Biliyor muydun bu kuralı Sevgi? Hocam siz defalarca söylediniz ama ben unutuyorum.
Tamam. Hatırlıyorum yani. Tamam. Evet. Diğer arkadaşlar biliyor muydu bu kuralı? Hatırladık hocam. Yani gayrimusarif demek tenvin ve kesra almayan demek. Ama iki tane istisnası var. Muzaaf olduğunda ve eliflamlı olduklarında kesra alabilirler. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam. Ama yine tenvin alamıyor. Niye? Çünkü muzaaflar da tenvin almaz. Bak sadece kesra alabilir dedim. Muzaaflar da tenvin almaz. Eliflamlılar da tenvin almaz. Sadece ne alabiliyorlar? Muzaaf ve eliflam olduklarında. Hani gayrimusarif tenvin ve kesra alamayan demekti ya. Bu iki durumda tenvin de alabiliyor, aklımıza gelmesin yani. Tenvin yine alamıyor. Ne alıyor sadece? Kesra. Muzaaf ve eliflam olduklarında kesra alabiliyor. Ola ki o da aklımıza gelebilir yani. E acaba tenvinde mi alabiliyor? Hayır. Çünkü muzaaf da tenvin almaz. Efendim şeyde tenvin almaz. Siz söyleyin. Elif lam takılı kelimede tenvin almaz. Aşağıdaki cümleleri parantez içindeki kalıp ifadelerden uygun olanlarla dolduracağız. Yudavimu ala alel muhadarati, derslere devam ediyor. Bunun ismi faili tanıdık gelecektir. Müdavim diyoruz. Müdavim cemaat. Müdavim öğrenci. Evet. Ne diyeceğiz arkadaşlar buraya? Bak bir tarafta olumlu bir şey var. Derslere devam etmesi. Bir tarafta olumsuz var. O zaman kırıcı bir bağlaç kullanmam lazım benim. Kırıcı. Yani artı eksi, eksi artı. Rağme. Çok güzel. Rağme ennehu diyorum. Çevirirken buradan başlıyorum. Sondan. Hasta olmasına rağmen derslere sürekli devam ediyor. Davime, yudavime, müdavemeten ne manası var? Sürekli bir yere devam etmek. Evet. İkiyi kim yapmak ister? Yine aynı sırayla gidelim isterseniz. Birgül, Hilal, sevgi şeklinde. Evet hocam. Yudavime daima ala ala mı geliyor? Tabii. Aynen öyle. Ala ala geliyor. Tamam. Talebihi a'taytu lehu hazihil vesika. Bu bu şeyi vesika mı diyorduk hocam? Bu belge. Ha belge, evet. Bu belgeyi Altay'a ona verdim. Talebi üzerine mi dememiz lazım acaba? Aynen. Aynen öyle. Binaen ala talebihi. Onun talebi üzerine bu belgeyi ona verdim. Evet. Onun talebi üzerine bu belgeyi ona verdim. Binaen ala. Çok güzel. Bu arada şunun eş anlamlısını söyleyeyim. Daveme eşittir vazabe. Bu da alayla kullanılıyor. Daveme yudavimu müdavemeten ala vazabe. Yuvazibu müvazabeten ala. İkisi de aynı manada. Bir şeye devam etmek. Sürekli bir yere gidip gelmek. Buyurun. Tetehassenu haletul meridi. Hastanın durumu iyileşiyor, iyiye gidiyor. Yevmen fe yevmen, günden güne. Buna gözle görünür şekilde ya da açık şekilde, evet, günden güne daha da iyiye gidiyor şeklinde mana verdim ben. Bir suretin melhuzatin. Çok güzel. Bir suretin melhuzatin zaten gözle görülür bir şekilde demek değil mi? Açık şekilde. Evet, açık şekilde. Bir suratin melhuzatin eşittir bir şeklin melhuzin. Aynı manada. Hastanın durumu gün be gün gözle görülür bir şekilde iyiye gidiyor, iyileşiyor. Evet, çok güzel Hilal. Aferin. Buyurun. Evet, Sevgi. Sevgi burada mı? Burada hocam ama internete zayıf galiba. Tamam, sen yap bir gün. Peki. Hüve tabibun hâzekun kevnihi riyadiyen nacihan. Şimdi o sanırım başarılı hâzekun.
bilmiyorum ama başarılı bir doktor olması lazım. Kevnihi riyalıyen na cihan. Başarılı ha fadlan an mı acaba? Yani başarılı Hayır. doktor olmasının yanı sıra ya da onun üstüne başarılı yine riyalıyen. Evet. Şöyle diyeceğiz. Fadlan an. İlaveten yani. Kevnihi riyadiyen nacihan. Başarılı bir sporcu olmasının yanı sıra nedir? Başarılı, maharetli bir doktor. Aynı. Evet. Hocam ben hala matematikle sporu karıştırıyorum. Riyadiyen. Şöyle yapalım. Riyadiyun spor. Riyadiyetun matematik. Tamam. Bunun çoğulu da riyadiyat geliyor. Tamam hocam. Tamam. Peki hocam. Yine tekrar bakayım da matematik. Evet, matematik riyadiyat diye geliyormuş. Tamam hocam. Riyadiyat. Riyadatun demeyelim o zaman. Çünkü direkt matematiği riyadiyat demiş matematiğe. Riyadiyat, matematik. Riyadatun spor. Riyadiyat, matematik. Riyadat sporlar. Riyadatun spor, riyadat sporlar. Riyadiyat matematik. Tamam. Tamam hocam. Peki, yani matematik genelde şey geliyor, atla geliyor, riyadiyat şeklinde geliyor. Evet, bir de şeddeli, yani y'yi şeddeliyoruz matematikte. Evet, evet. Peki. İsterseniz yeter olsun arkadaşlar. Perşembe günü buradan devam edelim. Perşembe günü zaten bu üniteyi bitiririz inşallah. Bir de ayetlerimiz var. O ayetleri de unutmayalım. Önce ayetlerimizi yaparız. Sonra 5, 6, 7. alıştırmaları yaparız. Test sorularımız var 10 tane. Bir de böyle kelimeleri gözden geçiririz. Haftaya salı günü de 9. üniteden devam ederiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.